Hayırlı cumalar kızlar, hayırlı nasılsınız? Hayırlı cumalar. Çok iyiyiz. Nasıl keyifler? Baharı getirdim. Şahane görünüyorsun. Bomba gibi bir gün olacak. Öyle mi? Evet. Çok İçine mi doğdu? Çok mutluyuz. İçime doğdu. Hava çok güzel. Her şey çok güzel. Hava inanılmaz güzel. Evet. Evet, hemen adreslerimizi verelim. Hemen evet, adresleri verelim. Twitter adresimiz neler oluyor TV8. Hashtag'imiz de aslında neler oluyor. Haydi bakalım. Bol bol bekliyoruz tweetlerinizi. Hemen başlayalım. Dün kaç yıldız varmış ve de kimler neler giymiş, hemen üzerine konuşalım. Yıldızları görebilir miyiz? Emel ve Nihal dışında hepsi yıldızlanmış. Halasının bir tanesi. Halasının bir tanesi. Ha. Yüzünü bak. Kim? Yüzünü bak. Halasının bir tanesi. Benim. Melisa. Yeğenim var ya, Melisa. Melisa. Halasının bir tanesi. Sakin ol. Sakin ol. Yarışmanın hakkını o kadar iyi veriyor mu bilmiyorum ama ödülü aldığında gerçekten onun hakkını veriyor enerjisiyle. Çok mutlu olurum ben onu öyle görünce. Ben de ilk geçen de biraz şımarıkça bulmuştum, abartılı bulmuştum ama bu kez izlediğimde gerçekten ikinci biraz taklit olmadığı, yani oynamadığını hissettim. Evet, gerçekten aşırı derecede seviniyor, mutlu oluyor. Bence öyle hissettirmeye çalışıyor. Hayır, yok, tamamen bence öyle. İçinden geldiği gibi davranıyor bence, bence öyle yani. Düşünmüyorum. Bence öyle hissettirmeye çalışıyor. Yarışın içindeyim imajı vermeye çalışıyor. Sen hiç sevimli olamayacaksın. Oyun imaj vermeye çalışıyor. Yani sonuçta bu zamana kadar hem biz de bunu söyledik burada. Yarışın içinde bir hırs olmadığını. Ve şu an podyumda da onu belli ettim. Yoldan puan verilmiyor Ayşegül. Evet, yani matematik yani dersi değil bu. Yani olabilir sonuç. Ama sonuçta tamam, bir gün tarz oldu diye Melisa her gün böyle tarz değil. Ayşegül yani. Ne güzel sevindi Melisa, bu hafta da sevindi. Her hafta seviniyor diye. Kıskanıyor musun Melisa'yı Ayşegül? Ben seni bulmuyorum. 1000 TL'ye hiç ihtiyacı olmadan, yani hiç ihtiyacı tamam, olmadan. Tamam, ihtiyacı olmadan yapay yapay. Bizim önümüzde işte. Hayır, günün Ayşegül'e neden sevimli, sevimli olamıyor ya istese de. Neden sevimli desteksiz olamıyormuş? Oldu bu. Desteksiz oldu bu. Çok sert bakıyorsun. Hayır ama ben samimi bulmuyorum. Neden ben size aynı tutuyorum? Buradaki sihirli lambadan diliyorum ki bir gün sevimli ol lütfen. Ve yani diyorum ya ki gün, Ayşegül sevimli olsun. İnsanlar yani, sana bakınca direkt sinirleniyorlar. Dönecek yerde yok. Ağla lütfen. Gidiyorum ben. Seni dövmek için sırayla sırada bekleyen çok arkadaşım var gerçekten. Çok sert bir başta ben diyorsun. Yok, ben en başta ben. Yok, arkadaşlar şiddet, bana samimi gelmiyor, bu kadar net. Tamam da destek yok altta. Yani senin yani yapay kişisel sevinç, yapay sevinç. Öyle bir sevinç yok kararınsa yani. Tamam, onu kabul bu ederiz. Benim kişisel kararım yok. Benim arkamda bunu düşünen bir ordu var demiyorum ama hani bana göre o çocuk gibi sevinmesi yapay geliyor. Bu zamana kadar böyle bir şey yoktu. Bir kere yapardı. Programın ilk başından beri hediye çeki veriyor. Hediye çeki veriyordu. Bin günlük 1000 TL veriyordu. Şu üzerindeki sarı kadar şey içimi açsan. Tamam be, Allah aşkına. Yani şu sarı ne kadar içimi açtı ama yani düşüncelerin hiç içimi açmadı ama ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Melisa'nın kıyafeti çok güzel. Kıyafetini çok gelelim beğendim. Gelelim o zaman kıyafetlere. Evet. Hemen teker teker ilerleyelim. Maria ile başlayalım. Bakalım Maria ne giymiş? Ah Maria.
Hadi Maria sevinse o kadar anlayacağım da. Melisa sevinince tutmuyor. Yani Maria'nın kıyafeti çok düz siyah belki ama kendini değiştiriyor. En azından kısa giymeyeceğim dedi. Bir Maria mıdır dedi, yani şurada giyiyor. Podyumda siyahı giyen? Değil. Kesinlikle değil. Yok, Özden de giyiyor, Nihal de giyiyor. Geçen sezon bu elbiseyi bizden biri giydi zaten. Özden'e siyahlar yapıştı ben bence. Ben mi giymiştim bunu, böyle bir şey? Hayır, Aycan giydi, bir de Gizem giydi. Gizem de giydi. Ama bu elbise değil galiba. Podyumun gereklisi olan. Elbise o. Elbise. Birleşik şey bunu sponsor başka renklerini üretmiyor mu? Siyah kolaycılığına kaçıyorlar işte. Bana mavi, cesurların rengi mavi istiyorum. Allah Allah. Ben de gri istiyorum, korkakların rengi. Ben beyaz. Ben de pembe alabilir miyim falan? Bir sonrakine bakalım. Tutu canıma turuncu gelsin. Ben her renk giyiyorum. Tatlım. Allah Allah. Nazlı Sultan'a bakalım. O ne giymiş? Ha. Biraz... Hayret, Melisa'yla bir şey olması gerekiyor onların. Kürtler, aslında şeyler. Ya ama. Bizim zamanımızda şey vardı, böyle konseptle giyim çok uymadığı zaman biraz sınıfta kalırdık. Aynısını ben söyledim. Yani gerçekten konsere vesaire bu şekilde gidilmez. Yani ayakkabıları uyumlu değil, üzeri çantası vesairesi. Ha bilmiyorum, bana çok abartılı geldi. Sanki içinden Nazlı Hamarat çıkacaktı ama zayıf olduğu için direkt anladım. Bir şey söyleyeceğim. Benimle hiç konsere gelmediğin için Nazlı işte, her yeri göbeğini açıp gidiyor. Bence böyle konsere gidebilir ya. Ben de giderim. Sen her yere gidersin. Senin göbeğin var. Yani gidilmez diye bir şey yok. Gidenler var ama ben onları pek görmüyorum diyebilirsiniz. Çünkü giden çok insan var. Açık hava diyebilirdi. Yani ben de gittiğim yerle uyumlu giymediğim için puan alamadığım olmuştu. Ben şaşırdım. Demek ki jüri beğenmiş. Ben çok beğenmedim açıkçası. Üstündeki kürtü de beğenmedim. Abartılı. Bence yakışmış. Nazlı abartılı olan şeyleri seviyor zaten göstermeyi. Bu yüzden. Nazlı Sultan mı abartıyor? Nazlı Sultan seviyor, evet. Abartıyı seviyor. Abartıyı seviyor. Ayakkabılarından, çantasından. Şeyi abi. Bence seviyor. Zengin ve gösterişi. Hı. Gösterişli olan şeyi seviyor tabii. Peki. Bir rüküşlüğü yok. İstese de rüküş olamaz. Sıradanlığı zaten var ama yani. Çok sıradan geldi bana. Ya yani üzerindekilerin ekonomik değeri ne kadar yüksek olursa olsun ben beğenmedim. Peki. Star parçası. Niye ya? O kürt bence her zaman insanı şey gösteriyor. Yani bir havalı gösteriyor. Ya, havalı ben gösterim bir durum var. Peki bir sonrakine yani bakalım. Yani hip hopçu gibi biraz. Hangi yarışmacımız gelecek? Bazen öyle de giyiniyor. Kim o? Nazlı'da kaldı. Nazlı'da kaldık. Özden var. Ben Özden'i fragmanlarda gördüğümde şey dedim. Ne kadar güzel saçları var. Meğersem jüri el atmış. Orada bir hayal kırıklığı. Yani kesinlikle o eski saçıyla hiçbir şekilde tar değil ama saçına jüri eli deyince muazzam oldu. Nokta net diyorum. Ya hep siyah giyiyor. Hadi ya bu kıyafeti bugün, güzel evet, ama ben bunu güzel beğendim. Taşıması da bak aynı sen böyle ama bir şey böyle açık saçla taşıması da yine de. Ayşegül'ün bana dansöz dediği o maskeli bala konsepti. Şimdi oralara gelmeye de benzettim tutuşu da bir ama sanki andırdı. Ama göğüs kulpu bence çok aşağıda olduğu için güzel göstermemiş. Üst proporsiyonu birazcık yanlış görünmüş. Saça makyaja gelelim Ayşenur. Saç ve makyaj konusunda yorum yapmıyorum çünkü yüzünü tanımıyor. Yüzünü tanımadığı için saç modelini ve makyajını yanlış yapıyor. Saçları çok güzeldi, o yüzden çok beğendim ama o da yapılmış. Ben şey yani siyah olarak genelde hep siyah giydiği için beğenmiyorum ama mesela bugün bir hani çorap işte bir değişiklik tarzı ayakkabı, var, evet, bugün. Elbisenin ön kısmı hani bunlar biraz daha değişik geldi ama işte bir saçlarının daha farklı bir şey olması. Saçının topuzu noktayı koydu, her şey saçtı bitti yani bilmiyorum diğer türlü ben hiç beğenmemiştim. Bence bir şey söyleyeyim, tek parça kolaylığına Özden herkesten daha çok kaçıyor. Çok. Ama orada bir özlem ama şimdi onun ekibi var orada, onu koruduğu için evet, okullar söyleyeyim direkt başkasına yöneliyor. Peki bunu biraz açalım. Destekler sağlı sollu. Yani biraz açalım şöyle ki şimdi Nihal mesela Özden'e ne kadar sen tek parça giyiyorsun diye üstünde duracak ya da Nazlı. Hani dursalar bile bunun belli şey olacak yani. Ben Gülay'a sormak istiyorum. Gülay sana deri giyiyorsun diyorlardı, bu konuda fikrin ne? Evet, deri giyiyorum, seviyorum ama sürekli değişik bir şey yapmaya çalışıyorum sonuçta.